Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak Alevi ve Cemevi Bakanlığı Başkanlığı kuruldu ve gerçekten de Türkiye'deki Alevi hareketini yönlendiren Alevi inancını ve yolunun e, tamamen kendi kuralları, kendi rutüelleri ve kendi e, felsefesi ve yaşam biçimiyle örgütlenmesi için e, hareket eden Alevi kurumları, temsilcileri başta olmak üzere akademisyenler, gazeteciler e, yazarlar, çizerler, bunlarla ilgili herhangi bir e, danışma kurulu ya da herhangi bir bilgi alınmadı. Onun dışında tam tersi e, Devlete yakın olan e, Aleviliği bir inanç başlı başına bir inanç olarak ifade etmeyen Müslümanlığın e, altında bir mezhep olarak gösteren ve dedeleri, anaları, cemevlerini e, devletin e, kendi yaratmak istediği Alevilik e, çerçevesindeki e, şekle hizmet e, verecek bir şekilde gösteriyor toplumu yönlendiren, toplumu yönlendirmeye çalışan kişi, kurum, dedeler ve toplum liderlerine ulaşmaya çalıştık ki biz bunların zaten doğru kişiler, doğru kurumlar olmadığını ısrarla belirtiyoruz. Çünkü Alevileri asıl temsil eden kurumlarımızın isimleri bellidir. Alevi Bektaş Federasyonu'ndan tutun da Pir Sultan Aptal Kültür Derneği yönetim kurulları yöneticileri ki zaten devlet ve özellikle Cemevi Başkanlığı'na gelen kişiler ve kurumlar e, kimlerle muhatap olması gerektiğini biliyorlar. Şu ana kadar hiçbir şekilde muhatap olunmayıp tam tersine e, arka bahçeden eee başka kurumlara, başka kişilere, üyelere ve şubelere ulaşılmaya çalışıldı ama şu ana kadar da bu bahsettiğim kurumlar zaten gerekli açıklamaları yaptılar. Eğer e, herhangi bir şubeleri onların kararları doğrultusunda e, devletle görüşürse bu bahsettiğimiz şey işte, Turizm ve Kültür Bakanlığına bağlı olan Cemevi Başkanlığı ile ilgili e, herhangi bir görüşme yapıp onlardan bir para talebinde bulunursa cemevlerini bu tür şeyleri e, alırlarsa e, gerekli disiplin çalışmalarının yapılacağından bahsettiler. Şu an kurulan Cemevi Başkanlığı Alevi kurumlarını bizleri kesinlikle temsil etmiyor. Özellikle Türkiye'deki Alevi kurumlarına sızmaya çalışıyorlar. Bunun farkındayız. Alevilerin temel sorunları zaten bina, elektrik, su, para ödememe gibi bir sorunu yok. Aleviler kendi içinde zaten gönüllülük, lokma usulüyle veya üyeleriyle bu sorunları çözüyorlar ve dedelerini, analarını ya da yol önderleri şu ana kadar zaten hiçbir ücret almadılar. Bizlerde imamlık gibi bir devam eden bir şey yoktur, sistem yoktur. Dolayısıyla buraya rızalık usulüyle yaparsın, gönlünü ve yaşam biçimini adayarak yaparsın. Bunlar bizim temel sorunlarımız değil. Ama devletin yapmak istediği şey bu kadar basite indirgeyerek alevilerin sorunlarının sadece elektrik, su, gaz işte faturaya da dedelere maaş bağlanması gibi ki bu dedeler Aleviliğin aslında yolumuza da ihanet eden dedelerdir. Bizlerin asıl temel sorunları meselesi meselesi hem uh, federasyonumuz olarak bizler hem Türkiye'deki Alevi örgütlenmeleri hem de Avrupa'daki Alevi örgütlenmelerinin başlı başına temel talepleri var. Birincisi Alevilik başlı başına bir inanç olarak tanınması, ikincisi Cem inanç merkezi olarak bildirilmesi, tanınması, üçüncüsü başta Dersim katliam olmak üzere Maraş, Çorum, Sivas katliamının yıl dönümü iki gün sonra biliyorsunuz 30, 31. yılına giriyor. Alevi katliamları başta olmak üzere Türkiye'deki diğer azınlıklara, etnik kökenlere, inançlara yapılan katliam larla yüzleşilmesi faillerin bulunması onların cezalandırılması bu katliamlarda yer alan kamu görevleri devlet görevleri kim varsa hepsinin bir şekilde adalet önüne çıkarıp yargılanmasını istiyoruz yine başta Sivas Madımak otelinin e İnsanlık Müzesi'ne dönüştürülmesini istiyoruz. Matmak Oteli'nin dersinde kesinlikle İnsanlık e, Müzesi açılması gibi bir takım taleplerimiz var. Eğer gerçekten de devlet e, temelde Alevilerin ile ilgili ilgileniyorsa ilk önce bu noktalara bakması gerekiyor. Sonuçta bir inancı, bir kültürü ancak o kültürün ve inancın liderleri, bilginleri var. E, olan kişiler veya tayin edilen, tespit edilen kişiler tanımlayabilir. Alevi olmayan ya da işte sünni kesime hizmet eden, ilahiyatçı, ilahiyatçı olan akademisyenler de e, kültürel olarak yaşam biçimi olarak ve bu anlamda da yaptıkları çalışmalar da bilimsel çalışmalar da örtüşmeyeceği içinde bir kere onların böylesi bir şeye kesinlikle e, yeltenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yıllardır biz ısrarla söylüyoruz lütfen inancımızı tanımlamaktan artık vazgeçin. Biz kendi inancımızı tanımlayabiliriz. Zaten şu ana kadar Alevi inancı tanınmıyordu ve işte din derslerine çocuklarımız zorunlu olarak e, Katılmak durumundaydı. Şimdi din dersleri neredeyse 15 saate çıktı e, ve artık e, özellikle DES projesi kapsamında İzmir e, özelinde başlayıp birçok şehirde de yavaş yavaş pilot programlarla birlikte işte re rehabilitasyon adı altında imamlar yollanarak çocukların bilimsel e, eğitimden uzak, sorgulamayan, etmeyen psikolojik ve iş dünyalarını gerçekten de e, sadece e, bir Tanrı ya da bir inanç çerçevesinde şekillendirecek ve bir şekilde şekilde de onların tek tip istedikleri e, kuşaklar yaratmak için bir nevi beyinlerini yıkayacak, ruhlarını belki de çok daha fazla zarar verecek, e, belki değil, çok fazla zarar verecek bir şey yapmaya çalışıyorlar. Sadece bu mesele alevilerin sorunu değil. Bu mesele şimdi alevileri ve işte seküler yaşama inanan kişileri ve çocuklarını eee rahatsız ediyor ve onların yaşam biçimlerini daraltıyor ama yarın gerçekten de çocuklarının daha da farklı travmalar yaşayacak yaşayacağını göremeyen toplumlara da sirayet edecek dolayısıyla bu mücadelenin sadece Alevi veya öğretim eğitim sendikalarıyla dar kalmaması gerektiğini düşünüyorum bunun içerisine siyasi partiler diğer toplum kuruluşları e, hukuksal anlamda e, özellikle AKP iktidarı ve MHP iktidarının ortağının daha doğrusu bu tür e, çalışmaları yasalardan geçirmesini engelleyecek çalışmaların altyapılarının atılması gerekiyor. Mecliste bu tür oylamalar yapıldığında lobiler olması lazım partilerin özellikle muhalefet partilerinin bu konuda gerçekten de red oyu verebilmek ve diğer e, AKP içerisinde ya da MHP içerisindeki Pardon milletvekilleri kararsız olan kişileri milletvekilleri de bence ikna etmeleri gerekiyor. Yani çok ayaklı bir çalışmanın olması lazım. Medyanın da çok ciddi bir şekilde kullanılması gerekiyor. Biz çoğu zaman bu tür şeyleri kendimiz anlatıp kendimiz duyuyoruz. Özellikle ana akım medyaya ulaşmak biliyorum ne kadar zor olduğunun ama yine de bir şekilde toplumun o dirsek teması yapmadığımız geneline ulaşıp bu sorunun hepimiz için çok hayati olduğunu ve çocuklarımızın geleceğinin bir şekilde e, şekillenilmeye tek tip bir inançla tek tip bir ırkla şekillenmeye çalışıldığının artık ciddi ciddi örneklerini gördüğümüzün farkına varmaları gerektiğini düşünüyorum. Alevi inancını biricik inanç olarak gören Alevi siyasi hakları, hukuksal hakları, eşitlik, vatandaşlık temelindeki Alevi katliamları olsun bu konuda tavrını net koyan kurumların e, üye cemevleri zaten bu tür çalışmaları ya da bu tür şeylere müsaade etmiyorlar Kartal Cemevinin e, açıkçası bu bahsettiğim kurumlara bağlı olduğunu düşünmüyorum Anadolu'ya Müslümanlığın gelmesiyle beraber Aleviler e, maalesef kendilerini korumak için o süreçte işte Hazreti Ali'yi onun çocuklarını kendilerini lider olarak seçip daha sonra o e, üzerindeki elbiseler bir şekilde bedenlerine yapışınca açıkçası oradan artık kurtulamıyorlar. Onların kurtulabilmesi için bence öncelikli olarak o cemevlerine giden toplum üyelerinin, canlarımızın bir kere bilinçli olması gerekiyor. bu durumdan rahatsızlıklarını, cemevi yönetimlerine özellikle iletmeleri gerekiyor. Aleviliğin Müslümanlıkla ilgili herhangi bir ilişkisi olmadığını, bizim cenazelerimizin hakkı yürüme erkenlerimizin gülbentlerimizle, sazlarımızla, dedelerimiz veya analarımızla kadın erkek omuz omuza yan yana saf durarak yapıldığından bahsedilmesi gerekiyor. Onunla birlikte yine üyelerin canların doğal olarak oradaki yönetim kurullarına girerek bu sürecin değişmesi ve gerçekten Alevi yoluna hizmet edecek şekilde bir cemevine dönüşmesi için gerekli görevlerde yer almaları gerekiyor. Türkiye'deki bağımsız olan cemevleri gerçekten de Aleviliğin yoluna dedelerimizin, analarımızın, yol önderlerimizin işte Pir Sultan gibi, Nesimi gibi, Hallacı Mansur gibi, Aptal Musa gibi, Hacı Bektaş Veli gibi bu yolu kuran ulularımıza saygı duymak için o yolun devamlılığı ve bir sonraki kuşaklara aktarılması için kesinlikle örgütlen, örgütlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Köyden şehre geçen özellikle Alevi gençlerinin, Alevi e, iş insanlarının, Alevi akademisyenlerinin, eğitimcilerinin, sanatçılarının, politikacılarının da kendi yollarına sahip çıkmaları, kurumlara gitmeleri, üye olmasalar bile gönüllü üye, üye olarak ...kurumlara bilgilerini, becerilerini katmaları gerektiğini düşünüyorum. Kurumlarımıza mümkün mertebe çünkü gerçekten de örgütlülükler bir güçtür... ...ve örgütlü olduğun sürece bir şeyleri kazanırsın ve elde edersin. E, bu da tek başına olmayacağı için e, müttefiklerinle beraber yürürsün. Dolayısıyla e, bahsettiğim e, Alevi gençleri ya da Alevi e, iş insanları şehirleşen birçok e, canımız... ...toplum üyemiz de kendi toplumundan kopuk yaşıyor veya e, Alevi olmaktan utanıyor ve kendi kimliğini belirtmiyor ama şu an biz alevi olduğumuzu kimliğimizi çok açık ve rahat söyleyebiliyorsak alevi örgütlenmesindendir alevi kurumlarının şu ana kadar verdiği mücadele ile ilgilidir